Arkadaşlar merhaba. Bugün geometride temel kavramlar konusunu işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar geometride nokta, doğru, düzlem gibi kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. Şimdi önce noktadan başlayalım. Nokta bize günlük hayatımızda konum ve yer belirtmede yardımcı olur tanımsızdır, boyutsuzdur. Noktayı nasıl gösteririz arkadaşlar? Kalemin kağıda bıraktığı iz olarak tanımlayabiliriz. Şu şekilde. Doğruya geçelim. Sonsuz noktanın doğrusal olarak bir araya gelmesine ben doğru diyorum. Yani yan yana noktalar kümesine şu şekilde birleştiğinde doğru oluşuyor. Doğruyu da tanımsız olarak biliyorum. Doğru tek boyutludur. Noktaya göre farkı bir boyuta sahiptir. AB doğrusu bu şekilde gösterilir ya da D doğrusu şeklinde de gösterebiliriz. Şu doğruya D harfini isimlendirirsek. Doğru parçası iki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşimidir. Doğru parçasını köşeli parantez şeklinde gösterilir. Yazalım. A ve B köşeli parantez şeklinde doğru parçasını gösteriyorum. Uzunluk ise AB'nin yanında iki çizgi AB doğru parçasının uzunluğu. Yarı doğruya geçelim arkadaşlar. Yarı doğru doğruyu herhangi bir noktadan kestiğimizde o noktayı dahil etmediğimizde oluşan şekle yarı doğru diyorum. Şimdi A'ya bakalım. A'yı kesiyorum. A'yı dahil etmiyorum ve doğru devam ediyor. İşte ben buna yarı doğru diyorum. Yarı doğru köşeli parantezin tersi şeklinde gösterilir. Ya da parantezi bir tane var diğeri yok. Işına geçelim. Bir başlangıç noktası olup sonsuza kadar giden noktalar kümesine ben ışın diyorum. Işın köşeli parantez şeklinde gösterilir. Ben buna AB ışını diyorum. Düzleme geçelim her yönde sonsuza kadar giden noktalar kümesine ben düzlem diyorum. Düzlem yüzey belirtir. iki boyutludur. Uzay bulunduğumuz ortamda diyebiliriz kısaca. Düzlemleri bir araya getirdiğimizde de oluşur. Ve uzay üç boyutludur. Evet arkadaşlar açılar. Açı kavramı başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşimine ben açı diyorum. Yani BA ışını, BC ışını. Şuraya yazdığımızda hangi açıyı oluşturur? Öncelikle ABC açısı diyebilirim. Tersten CBA açısı diyebilirim. Ve sadece B açısı da diyebilirim. Üç farklı şekilde gösterebiliriz. Şimdi ABC açısı demek. Yani parantezsiz ABC ne demek? Arkadaşlar parantezsiz ABC doğrunun üzerinde bulunan demek. Yani şu taradığım yere bakın. Sadece doğrunun üzerinde doğrular üzerinde ABC parantez demek ise ABC açısı birleşim iç bölge yani tarayalım şu içerideki bölgeye ben ABC açısının parantezli kısmı diyorum. Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. ABC açısıyla FDC açısının iç bölgesi Öncelikle ABC açısının ne demekti? Doğrunun üzerinde bulunan ABC açısını kırmızı ile çizdim. Şimdi FDC'yi gösterelim. FDC açısının iç bölgesi. Şimdi tarıyorum iç bölgeyi. Kesişen yerlere bakıyoruz ki EA doğru parçası ve FC doğru parçası. Yazalım. EA doğru parçası birleşim FC Doğru parçası. Yani cevabımız bu şekildedir. Açıların ölçüsüne geçelim. Açı ölçüsü BC ışını ile BA ışını yani BC ışını ile BA ışını arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsü diyoruz. Alfa ile gösterelim. M harfi ile gösterilir açılar. MCBA, MABC, MB açısı eşittir alfadır. Açı ölçü birimlerine geçelim. Arkadaşlar açı ölçü birimleri genelde biz derece olarak kullanıyoruz. Dereceden başka grad ve radyan birimleri de kullanılır. Şöyle yazalım. Grad, radyan. Şimdi birim çemberde bir derecelik kısma bir derece 60 dakikadır. Bir dakika 60 saniyedir. Ve bu sayede bir derece 3600 saniyedir. Arkadaşlar 90 dereceye bakalım. 90 derece 89 derece 59 dakika 60 saniyedir. 180 derece ise 179 derece 59 dakika 60 saniyedir. Sonra derece bölü 360 şuraya bakalım formülümüze. Derece bölü 360 radyan bölü 2 pi grad bölü 400. Şimdi bu formülle örnek veriyorum. Bir açı derece şeklinde verildiğinde radyan cinsinden bulabilirim ya da grad cinsinden bulabilirim veya radyan cinsinden verilen açıyı derece ve grad cinsine çevirebilirim. Örnek Şimdi ben 120 derecelik bir açının kaç radyan olduğunu bulmak istiyorum. Şimdi 120 derece derece bölü 360 değil mi? 120 bölü 360 eşittir. Radyan bölü 2 pi'ydi. Radyan bölü 2 pi. Şimdi sadeleştirirsem burası 1 bölü 3. Radyan buradan direkt ne geldi? 2 pi bölü 3 geldi. O zaman 120 derece. 2 pi bölü 3'tür. Pi burada. 180 yazdığımda pi yerine. 2 çarpı 180. 360. 360'ı 3'e böldüğümde 120 dereceyi tekrardan sağlaması olarak bulabilirim. Şimdi arkadaşlar 300 grad kaç derecedir? Şimdi gradı biliyorum dereceyi bilmiyorum. Derece bölü 360 eşittir. Gradımız 300 bölü 400. Sıfırlar sadeleşti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 90. Derece buradan kaçtır? İçler dışlardan 270'tir. O zaman 300 grad 270 derece olarak bulunur. Ölçülerine göre açılar. Ölçülerine göre açılar. Arkadaşlar birincisi dar açı. Dar açı 0 derece ile 90 derece olan açılara ben dar açı diyorum. Dik açı ise ölçüsü 90 derece olan açılara ben dik açı diyorum. Geniş açıya geçelim. Geniş açı 90 derece ile 180 derece olan açılara denir. Doğru açı CAB doğrusal bir şekilde alfa 180 derecedir. Tam açıda ise alfa 360 derecedir bir çember oluşturduğu için. Komşu açılara geçelim. Arkadaşlar köşeleri ve birer ışınları ortak, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir. Şimdi köşesi ortak fakat iç bölgeleri ortak olmayan açılar. CAD açısıyla DAB açısı komşu açılardır. Açı ortaya geçelim. Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açı ortay denir. Bu şekilde AD ışını nedir? CAB açısının açı ortayıdır. AD ışınını gösterelim. Kırmızı ile gösterdim. Açı üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları her zaman eşittir arkadaşlar. D noktasında olur. Yani bu doğru üzerinde her noktanın kollarına olan dik uzaklıklar birbirine eşittir diyelim. Ve son olarak tümler ve bütünler kavramına geçelim. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan açılar denir. Yani 30 derecenin tümleri 60 derecedir. 44 derecenin tümleri 46 derecedir. 1 derecenin tümleri 89 derecedir. 82 derecenin tümleri 8 derecedir. Yani toplamları 90 derece olacak. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan açılardır. 3 derecenin bütünleri 177 derece. 100 derecenin bütünleri 80 derece. 80 derecenin bütünleri 100 derece. 160 derecenin bütünleri 20 derece. Arkadaşlar bir de eğer bu ikisi arasındaki karışıklığı önlemek için ben T harfi çiziyorum. T tümler olsun. Tümlerdeki T harfi. T harfi dik midir? Dik ise ölçüsü 90 derecedir. Tümler 90 ise bütünlerde 180 derecedir. Yani bütünlere ben şöyle diğer bir örnek vereyim. Alfa açısının bütünleri 180 eksi alfadır. Alfa açısının tümleri 90 eksi alfadır. Bu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmenizi istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Herkese başarılar dilerim.